Allah belanı versin bana. Lanet olsun. Teşekkürler. Allah sizi kahretsin. Çok tatlı görünmüyorlar mı? Gerçekten çok iyi. Esra Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Evet. Arkadaşlar yine çok çılgın, efsane bir videoyla daha. Acaba nasıl bir video? Videoyla daha karşınızdayım. Şimdi hayatınızda böyle bir şakayla karşılaşmadınız. Öyle bir şaka geliyor ki yani siz bile şu an oturup izlediğiniz yerden altınıza işleyeceksiniz. Tüylerim tiken tiken oluyor. Orada şakayı Esra ablaya yapıyoruz. Aynen. Umarım Esra ablayı kandırıyoruz. Onun için de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Esra ablayı evlendiriyoruz, şakası yapacağız. Aynen. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Rica ediyorum abone ol. Şimdi tıklar mısınız? Bekliyorum. Bekliyorum. Aşağıda abone olma. Tıkla. Like, beğeniyorum. 3, 2, 1. Bence abone oldunuz. Şimdi videoya geçiyoruz. Esra ablayı efsane şakayı yapacağız. O efsane şakayı yaptıktan sonra da Esra ablayı nasıl evlendiriyoruz, kimle evlendiriyoruz görün. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar Esra abla 6 kişiyle evlendi, ayrıldı, olmadı. Nasip kısmet tabii ki bu işler. Ya kısmet kanka ya sonuçta bir sonuç. Ne diyorsun oğlum? İnşallah 7.'si geliyor, hayırlı uğurlu olsun. Hadi gidelim. Esra abla. Ne var? Gel hele bir. Mami seninle önemli bir şey konuşacak. Abla. Ay yine mi siz ya? Esra abla ne yapıyorsun? Oturuyordum, hayırdır? Su var mı ya? Yorulduk abla, yürüdük geldik, o yüzden istiyoruz. Allah ne yapıyorsun ya? Tamam, sus gel. Suyu gel yanımıza otur, gel. Derdimiz de şöyle. Abla şimdi bir şey konuşacak. Şimdi bir tane bizim çekim işimiz. Kurban olayım beni bir yere bulaştırma. Ben sizden yıldım, bıktım. Size bağırıp çağırmaktan, millete rezil olmaktan artık yeter. Canıma tak etti. Tekerim, tansiyonum tavan yapıyor sizden sonra. Abla. Çamaşır makinesi de gitti. Buzdolabını da attın, kapıyı da kırdın. Daha ne istiyorsun abla? Abla bir şey söyleyeceğim. Abla ben kapıyı yaptıracağım dediğinde bak hali yaptırdın da abla bir şey. Vallahi bu... Çamaşır makinesi olay da aklıma geldi kesin. Yani. Bir abiye çekimi var abla. Tamam şöyle. Ama şu abinin de içine bak. Adamlar da 1500 liraya hani sana vereceğim para 1500 lira. Abiye çekimine bir tane konseptimiz var. Nikah konsepti. Bunu giyeceksin, geleceksin. Hani o nikah konseptinde amacımız elbiseyi ön plana çıkarmak. Bana herhangi bir zarar yok ama. Yok vallahi. 500 al. 1000 lirasını ver. Çekimi bitirdikten sonra şey yaparsın. Bak abla. Güvenebilir miyim sana? Güzel vallahi diyorum sana. Saklamak olabilir. Al bunu da. Şunu. Giyeceksin abla, giydikten sonra gideceksin, 1000 lirayı da çekimden sonra alacaksın, olayımız bitecek. Amacımız reklam, anladın mı? Tamam, kabul çekim ettim. Çekim başka yerde. Güvenebilirim de mi? Evleneceğinde bir sen böyle konsepte de mesela böyle niçak bir yer. Yani ben mamaya güveniyorum. Ben de sana mı güveniyorum? Ben sana bana. Sen git, şunu üstüne giy, üstüne giydikten sonra mekana gidelim, her şey konsept hazır, adamlar da orada bekliyor. Ha, buradan oraya geç. He, oraya geç. Kameraya böyle kıyafetini daha ön planda oynayacağım. Bu nikah mevzusu falan hepsi bunların hani şey. İbrahim Bey'i buldum. Eşin olarak, İbrahim Bey'le partnerin olarak. Böyle oturacaksınız. Siz oturun. Nikah memuru gelecek şimdi. Her şey hazır mı? Nikah şahidi benle Yüce. Biz ne eksin anla? Siz de şakşakçı. Şakşakçı. Bu arada çok tatlı görünmüyorlar mı? Gerçekten çok iyiler. Evet, Yücel'le bir twerk zamanı geldi. Haydar bu çok ciddi bir konsept. Burada twerk olur mu? Dilerim ya. Adam dün canlı yayında twerk yaptı. Reklam patlar, reklam. Nikah memuru nerede kaldı ya? Memur Bey, biz sizi bekliyoruz ama neredesiniz acaba? Çok iyi anlaşmıyor mu gelinle damat? İzleyin. Esra nasıl sanmış diye ben dedim ki birazdan beyefendi giderecek su ihtiyacı. Damat Bey birazdan su ihtiyacı. Buyurun Memur Bey. Buyurun. Sağ olun. Evet. Cümleten merhabalar arkadaşlar. Damat Bey, gelin hanım, kıymetli şahitlerimiz ve değerli misafirlerimiz cümleten hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada videoyu alıyorsunuz, hatıra olsun diye galiba. Aynen. İyi yapıyorsunuz. Eşlerimiz yazılı bir dilekçeyle dairemize başvuruda bulunmuşlar ve evlenmelerine herhangi bir mani bulunmadığına kanaat getirmişiz. Şimdi şahitlerimiz ve misafirlerimiz önünde öncelikle gelin hanım ve damat beyi bir tanıyalım. Damat bey, isminiz? İbrahim. Soy isminiz? Çamlı Bey. Evet gelin hanım, sizin adınız ve soyadınız? Esra Poyraz. Yani bu kıymetli eşlerimize bir alkış yok mu? Kendi aranızda karar vermişsiniz. Lakin biz şahitlerimiz ve misafirlerimiz huzurunda da sözlü olarak bu nikahımızı kıyacağız inşallah. Evet, damat beyden başlayacağız. Hacı Ali oğlu İbrahim Bey. Cengiz kızı Esra Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çok istekli. Sağ olun. Leyla kızı Esra Hanım. Hacı Ali oğlu İbrahim Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sizler de şahit misiniz? Evet. Eşlerimiz de güçlü bir şekilde evet dediler. İnşallah mutluluğunuz daim olur. Şöyle beyefendi buyurun. İsminizin altına imza atıyorsunuz. Gelin hanım buyurun. Allah mutlu mesut etsin inşallah.
belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanakla sizleri karı koca ilan ettim. Bunu gelin hanıma takdim ediyorum. İnşallah bir ömür mutlu olursunuz. Buyurun. Ayağa bak, ayağa! Ayağa! Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok heyecanlı. Emre'cim hayırlı olsun. Tepe tepe inşallah hayırlı olsun. Derken? Bitti mi kardeşim? He bitti abi. 1000 lira verdin kardeşim. 1000 lira verecektin ya. Nasıl? Reklam filmi dedim. 1000 lira da dedim, nikah sonu dedim. Hemen acele edeyim. İbrahim Bey bayağı da şey yaptı. Ben sana bir şey söyleyeyim de. Sahte değil mi bu? Sadece reklam filmi için bu. Ne sahtesi hanımefendi? Nasıl yani? Nasıl yani? Evlilik ciddi bir müessese. Size geldim sizlere karı koca ilan ettim. Şaka yapıyorsun. Bu işin şakası olmaz hanımefendi. Abla evlenme kütüğüne işlendi, imza attı. Ben cüzdanınızı bile elinize verdim. Sen, siz bana reklam dediniz. Mami sana söylemedim. Saçmalamayın memur bey. Hanımefendi öncelikle terbiyenizi takının. Ben ciddi bir şekilde memurum. Eğer bir itirazınız varsa aile mahkemesine gidersiniz. Başvuruda bulunursunuz. Halledeceğiz. Memur Bey teşekkür ederiz. Ne oluyor? Sağlık. Sıkıntı ne? O heyecandan oldu herhalde. Yok tamam, şey yapma. Benim memuriyet engel olacak bir şey olmasın da. Yok yok. Şeker yükseliyor şey gel. Oğlum kadın gitme. İnsanlar buraya geliyor ha. Onlara başlatma. Lan babam yaşında adamlar. Lan babam yaşında adamlar. Oğlum bir ilgilensene ablanla. Oğlum insanlar buraya geliyor. Zorla evlendirdiniz mi bir insanı diyorlar. Yasak mı? Yok abla adamın maddi durumu iyi diye ben. Ya maddi durumu ne başlarım sizin ya. Gelecek ya. Lan mami sen reklam demedin mi bize? Oğlum. Abla. Mami. Lanet olsun mami sana ya. Bir şey söyle. Bu gerçekten şaka değil mi? Mami. Üzülme abla. Tamam, lan Şeref böyle bir şey niye yapıyorsun? Kanka biz de şaka biliyorduk bunu. Allah kahretsin hepinizi. Lan elin baba yaşında yadırdı. Abla adam zenginmiş ama. Zenginliğe başlatma Allah'ın belası. Kabaklısın beni pazarlayacağım. Şerefsiz ya. Gerçek değil mi? Bu iş gerçekmiş. Biz de şaka zannediyorduk ya. Abi sen bize reklam demedin mi? Tamam. Adana niye böyle bir şey yaptın, evlendirdin adamla? Bize de dedim para vereceğim diye. İbrahim amca aynı adı kaka yapıyordu. Ben de Esra abla... Oğlum onun şekeri tansiyonu var lan. Abla yarın bir gün... Abla yarın bir gün ölür gider. Bu kadının şekeri var ha. Ben de ölmesine gitmez, ben ölürüm, kalbim gitti tutar. Salak stent var lan Esra abla da. Abla götürme hastaneye. Bak hadi hastaneye götürek mi? Lan yürüyün gidin lan. Gidin yok, yok. Kendini berek şu nikahını Allah aşkına. Abla saçmalama daha. Oğlum adam ayıp oldu ya. Bir konu vardı, farklı bir konu. O da istiyordu. Ama farkında, normalde kardeşi bu. Kardeşin de farkında, biliyordu her şey, o da farkında. Ama işte hani onun şeyinden dolayı, annesi de falan da şey olmayınca kötü oldu. Seninle bir alakası yok yani, kötü hissetme kendini. Yok yok, seninle bir alakası yok. Onu arayacağım İbrahim amca, tamam mı? Yok yok, sen şey yapma. Adam ayıp oldu oğlum, adam evlendirdin. Yok yok, seninle bir alakası yok İbrahim amca. Geçeceğim onu sana, akşama görürüz. Hadi köpek! Sen baba neler yaptın, sen ağzına sıktın bir çocuğu, bizi de kandırmış herhalde. Sen de niye sıktın? Her şey benim için var. İbrahim amcayla görüştüm akşam. İbrahim amca diyor ya. Amca dediği adamı bana koca veriyor. Biz sana da Esra teyze deriz, bir şey olmaz. Ya, Allah belanı versin. Kadını kaldırın hele. Kadını kaldırın. Tamam. Dolunmayın lan bana. Gidin lan. Ben niye götüreyim ki? Tamam götür. Tamam. Daha da orada duruyor yalı kazdığı gibi. Çekil şu adamı gözümün. Ay yok Mehmet amca sen öyle deme abla. Öyle ne olacak adamı abla? Abla adamı akşam seni arayacak, konuşuyorsunuz dedim. Abla. Beni acile götürün lan eşoğlu'yla. Öleceğim sizi. Allah cezanızı versin size. Şuna belanı. Allah belanızı versin. Oğlum adam ya adama ayıp oldu. Durumu iyi, adamın maddi durumu iyi. Sinan git adama enişte de. Ama vurma Esra abla. Benim bir arabamın suçu yok. Enişte de. İnüp. Öyle konuşma öyle. Nasıl anlatsın ki şimdi? Ya şimdi biraz heyecandan böyle siniri falan bozuldu. Bir hastane götürelim amca, seni arayacağız tamam mı? Tamam hadi mutlaka haber bekliyorum. Ben seni ararım. Esra ablanın numarasını da sana vereceğim. Tamam. Sinan, eşin akşam gelir. Öp elini. Akşam, bu akşam önemli çünkü. Bu akşam önemli. Eniştenlerini öp. Hastaneye de gelsin adam, hastaneye de Sinan götürüyor. Sinan bu arada. Yani senin kaynın oluyor. Aynen. Tamam görüşürüz. Hastaneye. Ne yapacağız? Hemen de Esra ablaya çöktü, adam çökecek. Hiç affetmiyor. Ama mutlaka haber edin diyor. Numarasını da bana verin diyor. Abla enişte diyor ki ben de geleyim. Ben yanında. Ama adam enişteyi deyip durma, adam gitsin ya.
Esra abla, adli tatil açıldığı gibi söz veriyorum seni götüreceğim. Adam seni boşamak oğlum, isterse zengin, boşarsın. Oğlum adam zengin. Ya zengin biraz, de bu da beni pazarlayacak elim moruk. Biraz kendini düşünmüyorsan ben... Git kendini hemen ben... çok meraklıyım. Ağlıyor mu? Ayıp lan sen daha nasıl böyle konuşuyorsun? Abla ben gerçekten ben burada sana sürpriz olur diye ekip arkadaşlarımla birlikte böyle bir şey planla. Evlendiğine mutlu olsun diye. Abla, sen demiyor musun evlendir beni diye? Abla, babamla mı evlendir dedim gerizekalı. Abla parası var. Sıçarım parası. Adliyeye gitmeden önce bir tapuya git. Bak bir sürü mal varlığı var. Gözünü seveyim abla. Adam bir şeyler yapacak. Yücel beni adliyeye götür, avukata götür. Direkt iptal. Bak 1 Eylül. 15 gün geçerse boku yedim lan. Adli yıl 1 Eylül'de açılıyor. Abla dişlerini de yaptıracakmış adam dişlerini. Yücel sen Mustafa götür. Nereye? Hastanede. Tek başıma Esra'da beni vururlar arabada. Öne bin kardeş sen de. Götürün. Götürün abla, baba. Valla benim hiçbir şey değil. Abla. İbrahim'in isteği bir bırakak rüzgar. He ayıp olma. Tamam. İbrahim amcadan izin nerede bulacaksın? İbrahim amcadan izin nerede bulacaktık abla ya? Susan! Allah belanı. Abla nasıl boşanacaksın? Nasıl boşanacaksın? Geçen hemen! Tutmak istemiyorum onu. Adam üzüldü ama ha. Tamam hadi Mustafa. Bindir geç. İbrahim amca! Kaptın ha taze atını. Sinema kadar. Para kazanıyor diye. Bak, para var ya Sinan'a bak. Para var ya adamda. Sen bir götür. Serin vurdur ben halledeceğim onu. Sinan! İkna edersen sen de kazan. 300'ü de ver hele gene. Ya susana sen. Hadi hadi. Hastane. Gelin dikkat. Erişte yok. Kona çalma. Atliyeye kadar gitsin. Böyle bir evlilik olmadığını kendi görsün. Kanka. İbrahim amcaya gel söyleyelim. Evet. İyi oynadı. Evet. İyi kandırdık Esra'yı. Emmi. Vallahi iyi oynadı. Helal olsun. Helal olsun. Arkadaşlar oyuncusu. İbrahim Emmi ile daha öncesinde anlaştık. Konuştuk. Böyle böyle olacak dedik. Aynen. Bütün olaydan haberi var. O adliyeye gidecek böyle bir şey olmadığını kendi gözleriyle görsün. O da anlasın. Aynen. Biz oynadı. Biz söylemeyeceğiz şimdi. Tamam. Teşekkür ediyoruz güzel. İbrahim amca. Arkadaşlar bunun bir oyun olduğunu adliyeye gittiğinde kendisi eve boşanacağım dediği zaman kendisi görsün. Bunu evlilik cüzdanına biz fotoğrafları çıkarttık. Ondan sonra Dax üzerine çizip fotokopisini çektirdik ve onların isim soy isimleri aile bilgilerine yazdık. Aynen. Avukat tamamen şeyimiz... inanılmış olsun diye. Bu arada evlilik memurumuz da arkadaşımız bizim Murat. Aynen. Her şeyini hallettik yani. Her şeyi biz çözdük. Şu an Esra evlendim zannediyorum. Allah'ını bazen dedi. Bir de akşam Sinan onu ikna ediyormuş. İbrahim Emmi'yi alıyormuş. İstiyormuş bu sefer. İsterse de İbrahim Emmi evli miydi? Yok. Ha iyi tamam. Evliyse olur. Mal varlığı var mı Emmi? Gitme. Ooo. Belki de. Benim kaynana var olur mu? İyilikten mağaz doğar. Diyorum ki belki de iyilikten mağaz doğar. Gerçekleşir bu kez gerçekten Esra'yı verir. Bu düzü ağladıkları boşa gidiyormuş harbiden el ele. Olur mu olur? Hadi nefes abi. Nefese. Allah'a emanet. Arkadaşlar bu arada beğeniyi unutmayın bakın. 100 bin beğeni. 1000 tane dislike olmadan 100 bin beğeniyi yapalım. 1000 dislike olmadan bu Türkiye rekoru. Bunu yapalım lütfen sizden bunu istiyorum. Biz sizin için mükemmel videolar çekiyoruz. Siz de bizim bu isteğimizi kırmayın inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.